sen gir. Merhaba. Merhaba. Selam arkadaşlar. Biz çok aniden pazara geldik. Ben girerken video çekemedim. Çıkarken size çekeyim dedim. Çünkü why not, neden olmasın. Tuzla pazarına geldik. Buranın bir ismi var mı? Yok. Sen? Tuzla'nın pazar, çünkü pazarı. Beyaz tişört, ya istediğim gibi bir beyaz tişört buldum ve aldım. Ama neyse, bir dakika durun, bu şey giriş olacaktı. Bunu şu an söylememem gerekiyordu. Beğeniyorlar yanında. Çekiyorum ben, farkındaysın. Hello. Bir şey söyleyeceğim, bu bayağı güzel bu arada. İyi yani. Çıktın iyiymiş. Elbiseler 100 lira, 100. Yüzmüş ama. Pahalı ya burası. Oradan bize göster. Bak o tatlı. Bu tatlı ama bilmiyorum, anne güvenemiyorum dikişlerine falan. Hepsi MS Collection diye bir şeyin. Yani güzel. Bu hiçbir şeyi olmayan kocaman bir kumaş parçası bu ya. Ama rengi çok iyi. Almayı düşünüyor musun? Ben beğendim. Kumaşını da yakından göstereyim. Bence gayet iyi. Hiç gösterir mi bu? Gösterir tabii. Resmen şu an yıllardır aradığım beyaz tişörtü buldum. Bakınız. Ya kumaşı aşırı kalın yani. Hani çok iyi. Neyse, ben iki tane beyaz tişört buldum ve alacağım yani bunları. Kumaşı çok iyi. Kumaşı çok iyi değil mi? Evet. Kaliteli gerçekten. Şu an iki tane daha bulduk. Onları da alsam mı diye düşünüyorum. İki tane beyaz tişört almış, mutlu bir cihaz. Biraz da sebze meyve. Evet. Değil mi? İştahımız açıldı bizim yani şu an. İnsanlar. Burada takıcısından tut, sebzesinden tut, meyvesine her şeyi var maşallah. Biraz utanıyorum çünkü çok kalabalık değil ve sessiz yani. O yüzden kendim çekemiyorum. Ceren'le gezelim, görelim pazarları. Bu pazarı beğendin mi? Beğendim. Ben de beğendim ya. Özellikle şunlardan sonra aşırı beğendim. Selam kızlar. Şapkalar. Birkenler. Ondan sonra Yeezy miydi şunlar? Nike'lar, Puma'lar. Valla gayet de her şey de güzel. Gelin. Yani güzel anlar. Evet, baksana şu çelikler şey falan ya. Öyle şey, evet. Sahte durmuyor. Evet. Ben sahte şeyleri sevmiyorum ama gayet iyi görünüyorlar yani. Hı? En sevdiğimiz basma elbiseler. Az kalsın şey diyecektim, basmati elbiseler. El yapımı çantalar. Trench coat bile buldum. Şimdi fiyatını soracağım. Ben niye bunu diyorum? Sıcak değil mi? Sert, patladım. Ay kontrol. Neyse. Trench coat'ları sordum. Üstünde SOX'i yazıyordu bu arada. 350 liraydı. İyi bence. Evet. Baktım etiketine SOX'i yazıyordu. Sonuna kadar geldik. Bakın şurada çok tatlı şeyler var. Şu an aklımı kurcalayan çok deli bir soru var. İki tane beyaz tişörtüme üçüncüyü eklemeli miyim? Ne kadarmış? Bir şey söyleyeceğim, rengi çok iyi bu arada ama ben artık liladan bir bıktım anne. Tişörtler ne kadar? 50 mi? 40. 40'mış. İyi. Kumaş nasıl? Çok
C. İki tanesi H&M'miş. İki tanesi 20 lira. Çok tatlı bir çuka. Bunlar ne kadar? 25 lira. Ben onu beğenmedim. Full yürüyerek çekmem peki. Gerçekten. Ekmekler. Evet, iyi meyveler. Sebzecim ama. Şurada ara sokakta hemen beyaz tişört aldığım yer. Bakın buradan giriyorsunuz. Ve hemen şurada bir yerde. Buralarda. Gerçekten bu kısım beni biraz büyüledi. Bu nasıl bir pazar? Nasıl güzel bir pazar? Şimdi çıktık. Toka falan da aldım. Gayet güzeldi ama bana sorarsanız biraz pahalı. Bence. Annem sebzelerin de pahalı olduğunu düşünüyor. Ben kıyafetin ve işte böyle aksesuardır, zarttır. Ondan sonra acaba ne bileyim çanta falan. Hatta bir trench coat sordum mesela Ace Wake'in 350 lira dediler. Bilmiyorum, ben pazar için birazcık pahalı olduğunu düşünüyorum. Ya ben tişörtte zaten bittim yani. Tişört. Kolum erdi. Bugün de hava çok güzel değil mi? Bence çok güzel. Ay, deli rüzgar var mı? Bayrama da bir gün kaldı ha. Bakınız. Şu iki tokanın güzelliğine bakın, tatlılığına. Çok tatlı değiller mi? Son zamanlarda patlayan tokaları. Bunu da ilk defa gördüm böyle bir şey. Çok tatlı donut gibi. Bir de güneşte bakın. Annem böyle şeyleri çok samimiyetsiz buluyor bence. Birazcık da burada ben. Neyse arkadaşlar, burası benim boyuma göre değilmiş. Sonuç olarak güzel bir pazar günüydü. Pazar gününden kastım hem pazar günündeyiz evet, hem de pazara geldiğimiz bir gün olduğu için. Ay, çok sıcak. Ya ben beyaz tişörtçüye tekrar gitmek istiyorum. Unforgettable. Açım güzel, ne yapayım? Yapacak bir şey yok yani. Palmiyelerle beni bir çek. Beni bir palmiyelerin hepsiyle çek. Beni bir 360 derece palmiyelerle çek. Hadi. Bu video benim için bir pazar videosu olduğundan dolayı size marinayı gezdirmeyeceğim diyormuşum. Of, ne kadar çok şey kaybettiniz şu an, anlatamam. Neyse, şaka bir yana. Neredeyiz bu arada? B4. Annem bulursun burayı. Pazarla alakalı. Ben pazarı, buranın pazarını sevdim. Neden? Artık bayram öncesi diye mi falan bilemeyeceğim. Hani bütün İstanbullular sonuç olarak dağıldı ya. Hem boştu. Hem de tatlıydı yani, bilmiyorum, insanları falan çok tatlıydı. Mesela Kadıköy pazarına gidin, herkes böyle bir hurra. Hani buradakiler gayet sakin ve kibardı yani. Böyle şeyler çok önemli. Beni palmiyelerle bir daha bir çek. Palmiyeler ve bulutlarla. Okay. Neyse, ben son bir şeyler söylemek istiyorum. Bugün çok çok dikkatimi çeken bir şey oldu yani, aşırı ama çok fazla gördüğüm için. Burada insanları yargılamayı sevmem ama bomba gibi bir şey geliyor. Arkadaşlar, insanlar ne kadar çok rahat bir şekilde aşırı yağlı saçlarıyla dolaşabiliyorlar. Ay, şok oldum ya. Gördüklerime inanamazsınız yani. Şimdi çıkmayacağım yani, 5-10 dakika sonra falan. Tabi bugün pazar olduğu için herkeste inanılmaz bir şey derdi var. Şimdi çıkmayacağım. Evet. 50 kişiye çıkmayacağım dedikten sonra mi? Nerede kalmıştım? İnsanların ne kadar yağlı saçlarla dolaştığından bahsediyordum.
Bilmiyorum yani, beni çok rahatsız eden bir görüntü. O şekilde olmak, temiz hisset... Yani ben temiz hissetmiyorum ki dışarı öyle çıkayım. Evet, ben burada ayakta durmaya devam edersem 50 kişiye daha çıkmıyorum demek zorunda kalacağım. Beni bir de palmiyelerle bir daha çek. Neyse, bu da böyle küçük bir isyanımdır. Şimdi çıkmayacağım. Anne gel artık da gidelim hadi. Videoyu kapatıyorum. Arabanın içine gireyim de öyle kapatayım. Ay, çünkü dışarıda insanlar konuşmama izin vermiyorlar. Yani sonuç olarak bence pazar iyiydi ama biraz pahalıydı. Bir şeye göre falan pahalıydı yani. Kadıköy'e göre. Bitli'yle zaten karşılaştırmıyorum. Yani öyle bir saçmalık olur. Kadıköy'e göre pahalıydı. Şu camı bir açalım birazcık. Yoksa fenalık geçireceğiz. Kadıköy'e göre pahalıydı. 50 kere söyledim. Onun dışında tatlı bir pazardı. Ben sevdim. Çünkü neden? Çok kalabalık değildi. Bilmiyorum. Belki bir tesadüfen bize öyle denk gelmiştir. Ve şeydi yani. Gerçekten insanlar çok kibardı. Ben kibar insanların olduğu yerlere bayılıyorum ya. Bu şapkayla gözlük de gözüme ve kafama yapıştı. Çünkü iz yapmış. Çıkaramıyorum o yüzden. Saçıma iz yaptığı için. Kötü duruyor yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Birkaç pazara daha gitmek istiyorum. Ya umarım gidebilirim. Karşıda falan böyle sosyete pazarlarına. Gidersem eğer kesin zaten video çekerim yani. Görürsünüz. Beğenin. Abone olun. Like atın. Yorum atın. Merak ettiğiniz bir şeyler varsa sorun. Sorun. Lütfen sorun yani. Cevaplarım. Hiç sıkılmadan. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu da bu şekilde kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.